Let's go. Let's go. Sonunda karşınızda Kayrı 7 içeren güzel kargo. Evet, bir türlü açamadık. Hatta çekilişini önce başlattık. Aslında benim hep amacım yani bu kargoyu açayım, daha sonra bu kargonun videosuyla çekilişi başlatayımdı. Fakat bu kadar sabredemedim. Zaman geçiyor. Aslında Nike güzel gönderdi fakat Aras Kargo'nun şubelerinden buraya gelmesi, etmesi zaman alıyor genel itibariyle. Sizlerden de çok soru geliyor. Abi Nike kargosu kaç günde geliyor? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Arkadaşlar, bunun için internet sitesi var Nike'ın. Müşteri hizmetleri var. Aynen benim gibi sizler de beklemeniz lazım veya gidip müşteri hizmetlerini aramanız lazım. Bana yaklaşık 10-15 günde mi geldi? Daha fazla olmuş olabilir. Olabiliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Gelir. Şimdi kargomuzu açabiliriz. Sevdiğim kutulardan bir tanesi. Pull for Sportlu. Biraz daha böyle tekrar tekrar kullanabileceğiniz tarzda bir kargo. En son kutu açımında hatırlarsanız kardeşlerime 6-7 tane kargo çıkartmıştım. Bakın hepsini, bunları saklıyorum. Buradan direkt çıkartıp yapıştırıyorum. Tekrar göndermek istersem güzel oluyor. Bu kutuyu da atmayacağım. Şimdiden bizi karşılayan görüntü şu şekilde. Bir Kayrı logosu var. Bir tane de ne var? Tişört var. Yani. Evet. Çekilişine veriyorsam almam lazım. Size göstermem lazım dedim. Kayrı logosu güzel gözüktü ama, değil mi? Açar açmaz. Şunu çıkartayım. Aa, şort turuncu muymuş? Sanki ben kırmızı gibi hatırlıyorum. Yo, resimde de turuncuydu. Hatta ben hiç beğenmemiştim. Çok açık turuncu geldi bir anda gözüme. Öyle. Ama videolarda güzel çıkacağını düşünüyorum ama. Ve bir tane de Kayrı 7. Görüyorsunuz. Bak, şurada yazıyormuş. Çok sade bir kutu geldi ya. Bu kadar sade miymiş bu oldum şu anda? Ne diyorsun? Evet, diğer çılgın Kayrı şeylerini al sana. Kayrı hibritler, Kayrı 6 hep çılgın tasarımlara sahipti. Bunda da 45 aldım arkadaşlar. Kayrı'lar biraz dar oluyor biliyorsunuz. Sizler de almayı düşünüyorsanız birçok inceleme var kanalda Kayrı ayakkabılarının. Oralardan bakabilirsiniz. Sürekli Instagram'dan abi kaç numaralıyım gibi yorumlar geliyor. Girip videolarda bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu iki ürünü de biliyorsunuz hediye ediyoruz çekilişle. Haberiniz yoksa veya henüz katılmadıysanız yukarıdaki i harfinden katılabilirsiniz. Bunlara ek 3 tane de tight veriyorum arkadaşlar. Güzel bir çekiliş yapıyorum. Yılı güzel kapatmak istiyorum. Biraz olsun sizlere moral vermek istiyorum. O videoya gidin. Videoyu tam olarak izleyin. Like atın ve yorum yapın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Dedikten sonra hadi hemen her zaman yapmış olduğunuz gibi ürünümüzle başlayalım. Zaten biliyorsunuz birçok rengini açtık. Jordan Jumpman Diamond. Direkt olarak bu rengi de şu anda çekilişte verebilirim sizlere. Hangisini isterseniz tabii ki. Sizde hangisi varsa, siyahı, kırmızısı, beyazı. Bu beyazlı rengi hoşuma gitti. Beyaz fazla şortum yok. Birkaç tane var. Genelde onları giyiyorum. Çok ama turuncu geldi. Sizde de sanki bu kadar parlak turuncu gibi gelmemişti bana. Neyse gibi. Harden'larınla falan gelsin. Harden'larla güzel gider. Daha Kyrie'lerle de çok güzel gider. Ama genel olarak Jordan ayakkabısını seviyoruz, alıyoruz. Hem kendi serili modelleri, retro modelleri. Güzel böyle noktalı giyilir. Mıydı diğerleri de? Noktalı noktalı mıydı? Noktalı noktalıydı ama bunda çok belli olmuş. Çok belli olmuş, evet. Rengin çok etkisi var. En son çıkan rengi de bu. Hı-hı. Diğerleri daha erken çıkmıştı. Yine güzel, sağlam, sert bir etiket tasarımı. Yani siyahın kırmızısının yanında çok bence standart, evet, siyah ve kırmızısından sonra bir anda benim de gözüme bir değişik geldi. Bir de sıkıntılardan biri içini gösteriyor olması. Hani tight'sız ben giymeyi sevmiyorum böyle olduğu zaman. Hani işte boxer'ın maxer'ın içeriden belli oluyor ya. Ama genel olarak güzel. 300 küsür lira fiyatı vardı. Bu rengi şu an bu kadar kötüledikten sonra çekiliş kazanında bundan ister mi onu da bilmiyorum artık. Ya kötü değil. Kötü değil de. Diğerleri hani kıyasla. Diğerleri çok daha kaliteli duruyordu. Değil hı-hı mi? Ama bence bu da güzel. Tight'la ben çok güzel, hele o beyaz tight'larla efsane gideceğini düşünüyorum. Güzel olur, evet. Yani ayakkabı renksizse bu şekilde şortlarınızı renklendirebilirsiniz. Daha çok ben renkli ayakkabıları beyaz yapmak istiyorum. Bu tarz turuncuları çok seviyor ama şeyler, takipçiler, gençler. Değil mi? Gençler de çok seviyor. Bir de çok ben buradayım diyen bir şort oluyor. Renk çünkü öyle bir renk. Hı-hı. Hatırlarsanız en son Donovan Mitchell'ın çok renkli janjanlı bir ayakkabısını yaptık. Hı-hı. Sahada çok güzel gidiyor bu tarz renkli ayakkabılar. Yani biz genelde yani siyahlı beyazlı olsun gibi düşünüyoruz ama sahada güzel gidebiliyor. E şimdi ise Kyrie 7'ye geçelim. Asıl sizin beklediğiniz, asıl bu videonun konusu. Buna geçmeden önce bir ürünümüz daha vardı normalde, onu da bahsedeyim. Nike NBA üstü almıştım, hatırlıyor musun? Mavi. İptal etmişlerdi. Evet, o da oldu, ondan da bahsetmek istiyorum. Nike bazen arkadaşlar stok durumunu güncellemiyor veya Euro cinsinden yazacağını TL cinsinden ya yazıyor. Ya da aynı anda biri iki kişi sipariş veriyor da olabilir. O da olabilir. Avrupa'ya da açık olduğu için Nike sitesi arkadaşlar, bu tarz benzeri durumlar olabiliyor. Benim 4. 5. yaşayışım bu. Hani aldım zannediyorsunuz, oh diyorsunuz, bir bakıyorsunuz kargo yok, gelmemiş. Ben daha önceden sipariş durumlarını kontrol ettiğimde bir baktım iptal edildi yazıyordu. Siparişlerimize tekrar dönüp bakarsanız onu görürsünüz. Mont değildir, ceket miydi? Ceketimsi montumsu.
üstü güzel bir şey. Mesela bunun üstüne giymeyi düşünüyordum onu. Tam şu an bunun üstüne giyecektim. Ama bence bu tarz kalın şeylerin üstüne giyilecek bir şekilde değil. XL çalmıştım ama. Yine hafif de bence ince gibiydi. Şıp fışlı bir şey. İşte ince bir şeydi. Hoodie'nin üstüne mükemmel giderdi bence. Kolların sığmazdı bence. Ha, bu tarz durumlar oluyor. Sizler bazen ayakkabı alıyorsunuz. Bazen bana Instagram'dan yazıyor mesela. Abi bu ayakkabının normal fiyatı işte 3000 lira, 2000 lira. Neden 200 lira yazılmış? Mesela 200 euro aslında o. Hmm. O tarz şeyler de olabiliyor. Evet. Yani bundan da bahsetmek istedim. Aklımdayken söylemiş olayım istedim. Ve hadi bakalım Kyrie'yi açalım. Bakalım. Bir damn moment'a hazır mısınız arkadaşlar? Hı-hı. Bakalım rengini beğenecek misiniz? Oylamaya sunarak almıştık. Ooo bir dakika. Evet. Ayakkabının kutusunun içindeymiş olay. Evet, dışına değil bu sefer içine yapmışım. Aynen öyle. Kyrie'nin yine çılgın şeyleri var. Ne var? Gözler, mözler, Nike'lar. Logoları da var arkadaşlar. Fena değil. Gayet güzel geldi. Kyrie şu babası da olabilir. Babasına bir an benzettim. Hadi sabırsızlandırdı ya. Evet sabırsızlandırdım şu an. Kendim de sabırsızlanıyorum çünkü. Daha zevkli olacak. Oğlum he. Aa şey aynen. Giyim de açayım de. Arkadaşlar şu renge bakar mısınız? Uf. Evet tam şortla giyilecek. Tam şortla giyecek bir renkmiş. Resmen seçmişim. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Yalnız elde çok iyiymiş ya. Ha? Kutunun içinde bu arada şu şekilde tamamında bir dizayn var. Onu da göstermiş olalım. Oturup incelemek lazım aslında. Değil mi? Kutuyu tamamıyla fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdiden çok vaktinizi aldım muhtemelen çünkü. Ayakkabı elimizde arkadaşlar. İlk düşünce olarak bana çok kaliteli, okkalı, güzel. Yani güzel bir ayakkabı olarak geldi sana. Görüntü olarak. Şimdi kameradan bakıyorsun sen. Aa, bana çok karmaşık geldi. Karmaşık ya. Geldi. En sade renklerinden birini almaya çalıştım biliyor musun? Dar geldi bana. Her zamanki böyle gibi. 45 numara aldım işte o yüzden. Kayra ayakkabıları hep böyle. Kayra 4 falan daha böyle şişko şişko. Kayra 4'ten sonra ama hep daraldık. 5, 6, SB, 7. Zaten bunlar aynı kalıba, aynı metal kalıpta üretiliyor. Yo 6 şey ve olmuyor. SB'ler daha şişko duruyor. Bu bayağı ince öyle duruyor. Yiyince bence hissedeceksin. Olabilir. Olabilir. Yalnız şu tabana bakar mısın? Tabana bakar mısın? Taban arkadaşlar araba lastiği gibi falan geldi bir yandan böyle hani dağ bayıra çıkarsınız yağmurda çamurda sürersiniz ya o lastiklerden gibi geldi. 45 numara yazıyor baksana ayakkabı numaram kaçsa evet. Herhalde. Sonunda altına yazıyor. Koymuşlar yani. İlginç olmuş. Evet. Aslında her ayakkabı olsa hemen ben altına de çevirip baksak evet. Değil mi? Doğru. Çok sinir bulucu içine koymaları. Dev bir Kyrie logosu var arkadaşlar. Tabanı benim çok hoşuma gitmişti internetten baktığımda. Gerçekten de çok güzel geldi. İçindeki renklendirmeler falan da çok hoş. Ve dışarıda da oynayabileceğinizi düşünüyorum. Hani muhtemelen kopar bayağı uzun çıkıntılar. Sert kısımlar da var. Biraz yumuşak kısımlar da var. Kyrie'den alışmış olduğumuz dışa doğru çıkan taban yapısını görüyorsunuz. Üstündekine bakayım. Üstündeki şey de çok hoş ya. Bir dokunsana. Çok evet. Hafif yumuşak, sağlam. Sağlam evet. Diğer hoş bir kumaş kullanılmış. Hoşuma duruyor. Güzel duruyor kesinlikle. Şuralar çok ilginç geldi arkadaşlar. Bağcık bunları askıları mı diyeyim. Bağcık bölümleri çok farklı. Normalde biliyorsunuz ayakkabıdan geçilir. Ama göz muhtemelen yine şurada. Evet göz olmazsa olmaz. Kyrie'nin artık dini inancı Illuminati veya benzeri değişik illumination aydınlanma şeylerine çok inanıyor. Basketbola fazla katmayacağım demişti bu tarz inançlarımı. Geçen ama şey sahayı tütsülüyordu Boston'a çıktığı zaman. İlginç bir adama dönüştü Kyrie. Ama şöyle bir şey var. Resmen ürünlerine yansıdı biliyor musun? Karakterindeki farklılık. Yani insanlar daha antipatik bulmaya başladı ve bunlara olan ilgi azalıyor. Normalde çok daha fazlaydı. Evet. Mesela Kyrie 6 o kadar büyük sansasyon yaratan, gerçi pandeminin etkileri de tabii mutlaka var ama ben bile artık alasım gelmiyor yani kendi hissettiğim bile bu. Oyuncu ne kadar güzelse, iyiyse, işte LeBron mesela bu açıdan mükemmel. Adam çok iyi bir aile babası, çok iyi işte more than an athlete dedikleri şey. Kyrie sapıttı yani resmen. Instagram'dan yorumlara bakıyorum 6 full, dostum kendine gel, sana bir şey mi oldu, ne oldu, artık basketbola dön falan gibi çok fazla hep yorumlar oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler paylaşıyor çünkü. Evet. Benim en sevdiğim yanı dilindeki pembe Kyrie logosu oldu. Şurası mı oldu? Evet. Dil yapısı bayağı güzelmiş. Ya aslında bir Kyrie 5-6 havası yine var. Hani onlar varsa yani çok gereği yok. Yani hadi 7'yi de bir çıkaralım olmuşlar aynen yani. Aynen öyle. Çok benzeşiyor. Tip olarak bir kez yani kalıp olarak. Evet. Sanki aynı kalıba koyuyorlar. Hani üstüne bir şeyler ekleyelim diyorlar. Hele SB mesela buna göre daha güzeldi. Benim favorim SB oldu. SB diyorum. S2. S2 aynen. SB deyip duruyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen böyle deyince ayakkabı da açsın. Yanlış söylüyorsun. Yahu ben burada yüzlerce video çekiyorum. Bu kadar olacak dil sürçmeleri. Arkadaşınızla konuşurken bile bu hatalar yapılıyor. Böyle ama bu tarz tipte insanlar haterlar var. Böyle bekliyor ki aha bunu dedi. Bir ara zaten ıyık gıbı taktılar ya. Farklıydı. Bahsetmiş olduğumuz gibi 5-6'ya çok benziyor. Bu da onların hemen sonrasına çıkan. Şu arkasındaki müzikler tatlı olmuş. Ne bunlar? Müzik notaları. Do, re, mi, fa, sol, la, si. He? Onların işaretleri gibi olmuş. İçine bakar mısın? Şimdi içini çıkarttım. Belki ne oluyor bu acaba?
hiç bilmiyorum. Müzik derslerinde hep böyle sıkıntı çekerdim. İçine bakar mısın? Çok farklı bir iç kısım tasarımı var. Evet. Bayağı farklı geldi. Biraz incelemek gerekecek bunu. Articulated Zoom Composite Textile Computational Traction. Arkadaşlar içinde kullanılanları yazmışlar. Parçalanmış zoom ünitesi, composite tekstil şu üstünde kullanılan ve traction'ı yani yol tutuşu da çok daha farklı ve güzel. Kyrie 7 ne yazıyor? H-O-2-O. H-2-O değil de. Evet. Ve sushi'miz de hoş geldi. Kargo açımlarımızın biriciği, ilgi isteyen güzel şişman kedimiz. Şişmanladı bu arada arkadaşlar. Bayağı kısırlaştırdık bundan sonra. Bayağı bir şişmanladı. Biraz fazla muhabbet ettik bu sefer. Genel olarak benim hoşuma gitti. Üstünde kullanılan 2-3 farklı yapı var. Bu kompozit tekstil ve şu iç kısmının farklılığı hoşuma gitti. İç kısmına dokunur musun? Değişik. Muhtemelen her renkte de farklılaşacaktır arkadaşlar bunlar. Evet. Bazen süet oluyor, bazen olabiliyor. Şuralarda göz işaretleri dikkatimi çekti. Topuğunda göz işareti olmaması biraz hoşuma gitti. Bence bunda. De evet. Müzik işareti daha güzel olmuş. Şu diğerlerinde şöyle yüksek miydi? Şu an için hatırlayamadım. Yüksek. Yani düz gibiydi hatırlıyorum onları. Daha ha, farklı yo, aşağı olmuş. Doğru gibi oluyordu. Şurası hiç olmuyordu. Evet. Şöyle aşağı biraz, hep çok oluyordu. Dediğim gibi çok küçük farklılıklar var. Dil yapısı genel itibariyle güzel. Kyrie logosu güzel. Şuraları falan hoş olmuş. Yine yapacağınız harmelerde muhtemelen iki kısımda iyi sizleri tutacaktır. Zoom ünitesi bir öncekiler gibi. Biraz daha hafif geldi ama bana bu. Diğerlerine oranla daha hafif bir ayakkabı gibi geldi. Biliyorsunuz kıyaslamalar yapacağım, karşılaştırmalar yapacağım, detaylı incelemesini yapacağım. Bu sadece ilk izlenimlerim. Kargo açtım, nasıl geldi, görün bakın, kaç günde geliyor, elinize nasıl ulaşıyor. Bunları görmenizi istiyorum. Hem bu site için hem farklı siteler için. Böylelikle farklılıkları görebilirsiniz. Hani bana gelenle size gelen arasında fark yok, bunu görebilirsiniz. Dedikten sonra bilmiyorum, ben genelde kargo açımdan izlemeyi çok severdim. İlk izlenim, ilk o heyecan, yansıması, performans incelemeleri alacaklara yönelik, merak edenlere yönelik oluyor biraz daha. Evet, hadi giyelim. Bayağı hafifliği şu an yani ekstra dikkatimi çekmeye başladı. Hafif ama sağlam bir yapısı var. Şöyle koyalım. Jordan terliklerim de çok güzel oldu siyah çorapla. Evet. Hoş. Bu ışık da daha güzel göründü. Daha öyle mi? Sanki çok uzun geldi bana ya. Şu an böyle ayağımı giyme. Uzun ve dar geldi bana. Üf, niye böyle şey yapıyorlar bilmiyorum ki. Tuhaf tuhaf sürekli değiştirip duruyorlar. Arkadaş bir kez yapın insanlar da. Bayağı buradan böyle kapattı üstüme ama bak parmağım burada. Yine 45 almakla iyi yaptım. Arkadaşlar kendi Nike ve Adidas numaralarınızı benimle kıyaslayarak da bulabilirsiniz. Aslında direkt olarak numaranız seçilir tarzında da bir video yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Güzel olur mu? Çünkü bazıları yani özellikle yaşı küçük olan arkadaşlarımız bilemeyebiliyor. Abi numaramı nasıl seçeceğim? Kaç numara alacağım? Hani incelemelerde, kargolarda sürekli vurguluyorum ben. Kaç numara alıyorum? Nasıl seçtim? Kalıpları nasıl? Bir de yani onlara... büyüme döneminde zaten hepsi birbirinden farklı oluyordu. Ya ben hatırlıyorum. Nike'a bir giderdik. İşte bir 35 alırdım. Bir 35,5, bir 36. Evet. Evet. Yani ya basketbol şey ayakkabılarında eskisi gibi değil. Daha stabil şey var ama yine de yine de bilmek lazım. Şu an arkadaşlar bayağı hoşuma gitti. Senin zaten hoşuna gitmeyen ayakkabı var mı? Var canım, o kadar da değil. Hepsi ya, bu beklentim düşüktü bu ayakkabıdan. O yüzden hoşuma gitti. Çok bir beklentide değildim. Yalnız tabanı görüyor musun? Bot gibi hissettirdi arkadaşlar. Taban yapısı komple bot gibi hissettirdi. Öndeki zoom, bu articulated yani bölünmüş zoom ünitesi baya baya hoşuma gitti ya. Biraz zaten high ayakkabılara benzemiş. Evet. O yüzden dedim ya, şurası bir high gibi göstermiş. Bilekte de tatlı bir koruma var. Üst kısmı harikaymış. Bu gerçekten bu yeni kullandıkları kumaş çok güzel ya. Baya hoşuma gitti. Çok çok sıkı değil. Diğer Kyrie hibritte, Kyrie 6'da falan üstlerinden hareket edemiyordun gibi hissediyordun. Burada ise üstü arkadaşlar çok prime knitimsi, yani işte fly knitimsi bir yapı var. Çok rahat hissettiriyor. Uff, harikaymış. Harikaymış. Çekilişe katılmayan varsa şimdi kesin katılsın şu an. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim arkadaşlar. Mesela hemen şurada ama bir tuhaf fiyatlar başladı. Şuralarda. Bunu demiştim, bozacağını düşünmüştüm bunları zaten. Mesela sağ sol yapıyorum, orası böyle hafif bir tıkır tıkır ediyor. Belki daha sıksam etsem, biraz daha kullanınca belki oradaki hisler farklılaşır. Ama bayağı güzelmiş arkadaşlar ya. Çekilişe katılmayan kalmasın. İlk izlenimlerim bu şekilde. Kyrie 7'nin detaylı performans incelemesi gelecek. Ama şu andan söyleyebilirim ki bu ayakkabı tam bir canavar olacak. Sağ tutuşu,
Zoom ünitesinin hissi, yani yastıklaması mükemmel. Kitlenme de çok iyiye benziyor. Bana 2-3 hafta verin. Çok güzel bir şekilde ben bu ayakkabının içini dışını her şeyini hissedeyim, öğreneyim, tecrübe edeyim ve daha sonra tecrübelerimi size aktaracağım. Çekilişe sadece bunu vermiyorum arkadaşlar. Herhangi bir kayra ayakkabısı veriyorum. İstediğinizi alabilirsiniz. Yapmanız gerekenler dediğim gibi İ harfindeki videoya geçerek orada öğrenebilirsiniz. Kargo uçurumumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyif aldım yine. Benim için çok eğlenceli ve güzel bir video oldu. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kanala eğer abone değilseniz zil işaretine basıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabılar size bugünlük. Out. Ayaktaki görüntüsü nasıl? Hiç ondan bahsetmedin. Ya güzel. Hele ki böyle bir kombinle güzel gitti ya, değil mi? Siyahın altına falan hoş durdu. Siyahın altına iyi gitti. Evet. Let's go. Let's go. Kalbi.